Merhabalar sayın seyirciler. Bir Kadın Sağlığı programında da sizlerle beraberiz. Uzun bir aradan sonra Operatör Doktor Ali Sami hocamı misafir ediyorum bugün. İlk başta ben irtibat numaralarımı vereyim sizlere. 0542 332 6 332. Bu numara benim program boyunca sizlerden gelen mesajları cevaplayacağım numaram. Ayrıca 444 0155 numaralı hattan canlı yayına bizlere bağlanabilirsiniz. Bizim özel görüşmek istiyorum. Bir de telefon numaramız var. 0506 370 1222. Bu numaradan da istediğiniz zaman hafta içi ve hafta sonu doktorlarımıza ulaşabilirsiniz. Öncelikle ben merhaba demek istiyorum konuklarıma. Sami hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bayağı oldu mu? Vallahi oldu herhalde. Yani şimdi ben de tam sayamıyorum haftalar ama bazen iş yoğunluğundan dolayı gelmek kısmet olmuyor. Bazen de il dışında oluyoruz. İşte geçen hafta il dışındaydım. Onun için gelemedim. Önceki dönemlerde benzer şeyler oldu ama bu programa katılmak benim için de çok mutluluk verici bir olay. En azından hastalarımızın bir kısmı, bizden çocuk sahibi olmuş olanlar da bizi seyrediyorlar. Olamamış olanlar da seyrediyor. Onlarla bir arada bulunmak böyle güzel oluyor. Çok Ekran teşekkür ederiz başında. Hocam o zaman herkes adına. Tekrar hoş Sağ olun, geldiniz. sağ olun. Ahmet hocam hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Herkese günaydın. Geçen haftanın kritiğini yapmaktan tabii çok hoşlanıyorum. Öyle programa başlıyorum. Ama tamamını değil de dün yaşadığım kısa bir olayla hani işin içine girmek istiyorum. Biliyorsunuz biz geçmiş haftalarda hep söylüyorduk. Bizimle hani gelin herhangi bir ücret talebinde bulunmuyoruz. Çok güzel konuları danışıp paylaşıyoruz diye. Dün bir olay yaşadım. Olayı yaşarken hem üzüldüm hem de sevindim. Şöyle, üzülmemin sebebi ailenin tamamen demoralize olarak yıkım içerisinde, eşlerin birbirini suçladığı, bağırdığı bir pozisyonda erkek sperm tahlillerini getirdi bana. Birkaç farklı merkezde yapılan sperm tahlillerinde hiç birbirini tutmadığı sperm tahlillerinin, ilk gittikleri merkezde çocuk olma şanslarının olmadığı, ikinci merkezde çocuğun normal yolla olabileceği, üçüncü merkezde de tüp bebeği önerilmiş. Tabii biz bu semen analiz sonuçlarını değerlendirdik. Kendi merkezimizde tecrübeli laboratuvarımızı kullandık ve bu hastanın gerçekten normal yolla çocuk sahibi olabileceğini gördük. Yani mesajı tekrar veriyorum. Lütfen danışmaya gelin. Lütfen bekliyoruz. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Doğru yolları beraber çizelim diyoruz. Hocam sırası gelmişken de sorayım. Geçenlerde bir hastamız makine sayımı mı yoksa normal embriyologların gözüyle sayılan sperm mi diye sordular. Hani bunların arasında bir fark var mı? Var tabii ama ben şöyle counter dediğimiz makineler çok gelişti. Özellikle laser point sistemi dediğimiz bu lazerle okuma sistemleri. Fakat bunlar tabii spermin varlığı, morfoloji hakkında yorum yapıyor ama tecrübeli bir embriyoloğun gözünü hiç kimse hiçbir zaman inkar edemez. Onun için biz laboratuvarımızda bir tane sperm görsek bile bazen makine bunu atlayabiliyor, göremiyor. Bir tane spermin varlığı bizim için bazen yetebiliyor. Bu yüzden embriyoloji uzmanımızın tamamen bu konudaki öneri ve desteğiyle hareket ediyoruz. Pek counterlarla yapılan semen analizlerini pek sevmiyoruz. Şimdi Sami Hoca'yı ben nasıl bir ortamdan getiriyorum? İki tane fotoğrafım var hocam, sizin için hazırladık. Sami Hoca'nın yoğunluktan bahsediyoruz. Doktorlarımız yoğunluğun arasından sizlere burada faydalı olmaya çalışıyor. Sami Hocam'ın üç tane diyeceğim minnikleri var. Evet. Biri bu yakışıklı. Evet, programa gelmeden hemen böyle apar topar koştururken yavrumuzla beraber fotoğrafı çekmiştik. Sordular hani nereye gidiyorsun? Televizyona gideceğim. Hani orada gösterelim mi dedim. Böyle tabii olur dediler. Hemen orada fotoğrafı çekerek çok geldik. Çok zeki ve çok tatlı bir çocuk hocam. Gözlerinden belli yani. Kızlarımız var. Kızlarımız da çok güzel. Kızlar hep çekingen mi oluyor hocam böyle? Biraz öyle oluyorlar. Kızlar öyle oluyor birazcık. Hani bir toplumun yetiştirilmesi herhalde. Halbuki onların da pırıl pırıl. Yani aslında fotoğraf çekindiğimiz zaman da böyle biraz çekingen korktular ve çekindiler. Ama onlar da çok gözlerinden hani parlaklık belli yani, hani maşallah. Bunları ben hep şey diyorum, çok güzel seçerek, çok iyi özel seçmiş embriyoloji, çok iyi seçmişler diyorum. Onun için böyle güzel çocuklar, parlak çocuklar inşallah kendileri herkese güzel kardeşleri de olur yani. Onları i̇nşallah. Da istiyoruz tabii ki. Bunlar şimdi hemen daha ayağımızın tozuyla gelmeden 10 dakika önce çektiğimiz fotoğraflar. Onlar da gelmişler bizi ziyarete.
Peki bu güzelliklere erişmemiz için uygulamalarda gebe kalma şansını etkileyen faktörler neler diye soracağım ama önce Ayşe Hanım'ın telefonunu almak istiyorum. Ayşe Hanım merhaba, günaydın. Alo. Ayşe Hanım herhalde hatta değil galiba. Alo. Ayşe Hanım günaydın, merhaba. Günaydın. Buyurun, hoş geldiniz. Ya benim hocama bir sorum olacaktı. Buyurun Ayşe Hanım. Tabii, buyurun. Ben iki sefer tüp bebek tedavisi yaptırdım. Bir sefer de aşılama yaptırdım. Hiçbirinde olumlu sonuç alamadım. Yani bana önerebileceğiniz bir şey var mı? Ne yapalım diye soruyorsunuz değil mi Ayşe Hanım şimdi? Yani sağlıkla ilgili. Tamam. Ayşe Hanım istersen telefonu kapat. Şimdi sadece Ayşe Hanım değil, Ayşe Hanım gibi yüzlerce böyle hasta aynı pozisyonda. İki defa yaptırmış, üç defa yaptırmış. Sonuç olumsuz. Şimdi bu hastalarda yapılması gereken şeyler var. Belli araştırmaların yapılması lazım. Bu araştırmalar işte kimisinde genetik faktörler, kimisinde rahim içine bakma, kamerayla bakma şeklinde. Kimisinde işte pıhtılaşma problemlerini irdeleme, inceleme. Yapıldıktan sonra bazen hastalarımıza destekleyici bazı ilaçlar veriyoruz. Ha, o ilaçların etkinliği ne kadar olur diye soracak olursanız o da soru işareti tabii ki. Bazen ama destekleyici ilaçlar veriyoruz. Akabinde da, de... özür dilerim hocam, lafınızı kestim. Hani buna istinaden de konuşalım diye. Bende kan pıhtılaşması var. Hapını kullanıyorum. Ömür boyu kullanacak mıyım? 9 yıllık da evliyim, çocuğum yok demiş mesela. Yok. Çok önemli bir faktör müdür bu yani? Şimdi bu şöyle bir şey var. Bakın, kimde kan pıhtılaşması olursa olsun hiçbir önemi yok bizim için. O insanların çocuk sahibi olmasını engellemez. Biz gereken tedavileri veririz, kişileri çocuk sahibi yaparız. Tamam mı? Ama 9 yıldır sizin çocuğunuz olmuyorsa o zaman yanlış yapıyorsunuz. Mutlaka, yani bu işte profesyonel ilgilenen bir kişiyle mutlaka görüşmeniz lazım. Yani 9 yılda bir şekilde olurdu ya da en kötü düşük yapardı aslında. Evet. Ama olmadıysa mutlaka bir sorunlar vardı. Sadece gözüken olur ama onun dışında başka sorunlar da vardır. Şimdi ben Ayşe Hanım'ın sorusuyla ilgili hani devam edeyim. Yani bu iki defa başarısız olduktan sonra mutlaka bunların araştırılması lazım, bakılması lazım. İşte ya bu saydığım tahliller yapılıyor, rahim içine bakılıyor. Bazen sadece ultrason da bizim için yeterli. Çok güzel, çok iyi ultrason yapmak da yeterli olabiliyor. Bazı hastalarda tüplerle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Rahim filmi çekmezken bazı hastalarda çekmemiz gerekebiliyor. Bakın. Başarısız da araştırmamız gerektiği zaman da. Dolayısıyla hani hastaya göre karar vermemiz lazım. Ama en önemli şey hastanın pes etmemesi lazım. Eğer ben pes ettim, benim çocuğum olmayacak derse bir hasta zaten kaybetmiş oluyor. Tamam mı? Yani doktor sen bırak demeden hiçbir hastanın tedaviyi bırakmaması lazım. O çok önemli. Bunun için artı bir faktör var mı? Yani şu saatten sonra artık yeter denemeyin diyeceğiniz. Çünkü hani ucunu açık bırakır gibi olursa hocam hastalar illaki böyle düşünecektir. Yani şu sebepten dolayı artık bırakmalısınız diyeceğiniz bir grup var mı? Var. Mesela yumurta alamıyorsak bazen diyoruz hastalarımıza artık siz devam etmeyin. Ya da sperm bulamamışız, birkaç defa uğraşmışız. Mikrotez ameliyatında sperm çıkmamış, artık yeter dediğimiz hastalar oluyor. Ya da yaşımız 45'in üzerine çıkmaya başladığı zaman da artık yeter diyoruz. Yani bu gibi sebeplerden. Bu tip durumlarda çünkü gelen hastaya verebileceğimiz cevap çok fazla olmuyor. Hocam hastadan bir tane yumurta almışız, bir tane döllenmiş bir embriyosu var. Bu hastaya biz tekrar yapabiliriz. Kesinlikle yapabiliriz. Bakın özellikle yaşı genç olan hastalarda yumurta sayısı az bile olsa gebelik şansları var. Bizde en kötü olan şey şu. Bir defa yaptım, olmadı, ben küstüm. Evet. Tedaviyi bıraktım. Artık ben uğraşmak istemiyorum. Ya bir hasta geldi bana, inanın. 2010 yılında tüp bebek yaptırmış. Küsmüş. Bırakmış her şeyi. Dün geldi, yaş 40 olmuş. Bakın 9 yıl sonra geliyor bana tüp bebek yaptırmış. Dedim ya bu arada hiç mi bir şey yapmadın? Hocam hiçbir şey yapmadık. Mali problemimiz vardı. İşte efendim biz kulağımızın üstüne yattık falan. O hep olacak ama hocam. Hani bu tabii ki bunu söylemek de zordur ama hani mali kısmını çok düşünen hastalarımız var. Ya hocam yapamayız ama bu mali kısım hep olacak hayatımızda. Yani bir yerlerden bir şekilde. Bakın tüp bebek rakamları, ben özel merkezde çalışıyorum.
Benim ilk tüp bebek yaptığım zamanlara göre yarıya indi. İnanın ilk tüp bebek yaptığımız zamanlarda 2003'lerde tüp bebek fiyatları şimdiki fiyatların hani reel anlamda iki katıydı. Şimdi yarıya inmiş oldu. Her yerde tüp bebek merkezi açıldı. Bakın devletimizin böyle imkanı var. Devletimizin hastaneleri de var. Orada da arkadaşlarımız çalışıyor. Gayet güzel bir şekilde yapmaya çalışıyor. Onlar da uğraşıyorlar. Yani çok uygun rakamları orada da yaptırabilir hastalarımız. Ya burada önemli olan hastanın niyet alması. Doğru. Niyet aldıktan sonra hani 3 liraymış, 5 liraymış bir şekilde temin edilir, tedaviler yapılır. Yani dolayısıyla hani ben maddi kısma çok fazla inanmıyorum işaretçisi. Hastalar eğer isterlerse hani deneyebilirler. Orada da deneyebilirler, burada da deneyebilirler, başka bir yerde de deneyebilirler. Ama ben küstüm, 2 defa yaptım olmadı, artık olmayacak. Böyle bir dünya yok. Ki örnek veriyorum bütün hastalarıma, 11. denemede çocuk sahibi yaptığım hastam var. 11. Evet. Deneme düşünebiliyor musunuz? 10. denemede, siz de biliyorsunuz hani Ayşe Hanım'dan bahsediyorum. Çocuk sahibi oldu, çocuk okula gidiyor şimdi yani. Şimdi böyle bir gerçek varken nasıl 2 denemeden sonra, 3 denemeden sonra ben küstüm, ben bıraktım bu işi, benim olmayacak diyebilirsiniz. İçerisel faktör de var aslında hocam. Hani benim küstümün içerisinde tek başına küsmüyor hastalar aslında. Yani çevresel bir faktör var illaki. Hani biraz da hak vereceklerdir. Atiye Hanım olsaydı o biraz daha bu konuda ona çok anlatıyorlar. Çünkü işte böyle dediler, küstüm yaptırmayacağım diye. Çok hasta geliyor. Yani bence denemeye devam etmek lazım. Kesinlikle. Yani ha şu olur. Hocam ben bir merkezde denedim. 2 defa denedim. 3 defa denedim. Merkez değiştirin o zaman. Bu ben de olsam, eğer ben bir hastaya mesela 2-3 defa yaptım, başarısız oldum. Hasta başka yere gitsin, başka yerde denesin. Ama denemeyi bırakmasın. Ya da başka yerde denerken o zaman bana gelsin hasta mesela. Tamam mı? El değişikliğinde de. İnanın bakın biz merkezde 3 kişiyiz. Ben bile bazen kendi hastama diyorum ki ya bak ben sana 2 defa denedim, başarısız oldum. İstersen Fuat Hoca yapsın bundan sonraki denemeyi. Dilek Hoca yapsın. Çünkü ben nasibe ve kısmete inanan bir insanım. Derim ki senin kısmetin benim elimdense olacaktır zaten. Değilse o zaman geç hemen Fuat abi yapsın sana. Dilek Hoca yapsın yani. Çünkü çok da ciddi anlamda bir farkımız yok kendi aramızda. İşte bunu söyleyebilmek de güzel aslında hocam. Şimdi bayanlarda böyle genelde hep bayanların üzerinden konuşuyoruz ama bir de bu sperm bozukluklarında olumsuz etkileri de oluyor sanırım hani tedavilerin. Ahmet hocam bunları değerlendirirken nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi sohbetinizde tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarının yıldırmaması gerektiğini ve ailelerin sabırlı olarak sonuca ulaşabilecekleri mesajını verdiniz. Son dönemlerde dünyanın en çok ilgilendiği konu bu. Tabii burada iki tane şey lazım. Bir, eşlerin psikolojik durumlarının iyi olarak sabırlı bir şekilde hareket etmeleri. İkincisi de hekime düşen görev, infrastructure dediğimiz altyapıda ne problem var? Bunu ortaya koymamız lazım. İşte bizim açımızdan sperm bozukluklarındaki en büyük sıkıntı bu. Sperm bozukluklarına baktığınız zaman şekil bozuklukları, hareket bozukluklarının altında DNA fragmentasyonu dediğimiz kırıklar oluyor. Hatta bu başarısız uygulamaların neticelerinde biz semende spermlerin fragmentasyonlarına, kırıklarını kontrol ediyoruz. Bazen kontrol edemediğimiz hastalarda hani tabir caizse gez göz arpacık gibi eski silahların sıkıldığı gibi bu hastalara direkt antioksidan tedavisi de başladığımız oluyor. Ama şunu söyleyeyim. Semen analizine baktınız. Ben bunun geçmişte propagandasını yaptım. Lütfen oturun kendiniz de bir değerlendirin. Bakın sağ tarafında Dünya Sağlık Örgütü'nün standartları, 2010 standartları var. Onları biz niye yazıyoruz oraya? Biz onları ezbere biliyoruz. Bizim problemimiz yok. Biz onları hastalar için yazıyoruz. Çoğumuz okumuyoruz. Tabii okuyun onları. Bak orada diyor yani. Ki mesela şöyle bir şey yazmış. Bir problem söyleyeyim. Çok hızlı hareketli sperm 0. Yavaş hareketli sperm 50. Diyor ki benim hızlı hareketlim yok. Takmış ona. Bilmeyen, bu işte ilgilenmeyen hekim de taktırmış. Şimdi arkadaş bak orada diyor ki yavaşla hızının toplamı 32'nin üzerinde olacak. Çocuğun olabilir. Normal. O yüzden şöyle söyleyeyim. Bizde semen analizinde spot bazı noktalar var. Ben o mesajı buradan vereyim de çok uzatmayalım. Yani Sami de uzun süredir gelmiyor. Biraz bugün ben Sami'nin daha çok konuşmasını istiyorum. Çünkü gerçekten hastaları çok arıyor. Yani onu şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın eğer şekil bozukluğu varsa, bu baş anomalisi şeklindeyse
ve veya kuyruk veya boyun da buna eşlik ediyorsa uğraşmayın. Peki bunun yöntemleri var mı? Tüp bebeğe gelin. Hayır, bir dakika, cümlemi bitireceğim. Tüp bebeğe gelin. Uğraşmayın derken bırakın demiyorum yani. Tüp bebeğe gelsinler. Bu bir kriterdir. Bakın, şekil bozukluğunuz var. Bir yıldır, iki yıldır, üç aydır tedavi görüyorsunuz. Kendi kendinize bir sorun ya. Ya bende şekil bozukluğu var. Bu spermlerin başları bozuk. Dölleyemez. İnternet var. Okuyorsunuz. Bunları okuyun, değerlendirin. Ben biraz önce programın başında söyledim. Gelin danışın. Onun için söylüyorum yani. Ben burada biz bilgi vermek istiyoruz. Bilgi satmak istemiyoruz yani. Bilgi vermek istiyoruz. Biz iyi niyetli olarak yaklaşmak istiyoruz. Bak ne diyor Sami Bey? Devlet de var diyor. Devlete de gidin ya. Orada da çalışan insanlar var. Ama 40 yaşında bizim karşımıza gelmeyin ya. Öyle değil mi Sami Hocam? Kesin. Şimdi bir mesajım var. İyi tabii yayınlar. Ki. 8 senedir evliyim. 4 sene önce aşılama tedavisiyle bir kızım oldu. Ne şimdi varsa. İkinci çocuğumuz için tekrar aşılama tedavisi mi yapmamız lazım? Yoksa tüp bebek tedavisi mi görmem lazım? Yani aradan 1-4 sene geçmiş hocam. Evet, bak ne güzel danışıyor. Yani bu da onlardan biri midir? Çok hani güzel. Hiç bu 4 sene içerisinde sanırım bir tedavi görmemiş. Şimdi tabii hastamızın gebe kalmış olması bizim için bir defa avantajdır. Baktığımız zaman da bir gebelik çok güzel bir şey. Dolayısıyla bu anne gebe kalabilir demektir. Hastanın muayenesi yapılır, semen sayımına bakılır, yumurtalıklarının düzeyine bakılır, yaşını değerlendiririz. Bir de rahim filmi çekerek tüpler açık mı değil mi diye bakarız. Eğer bunların hepsi iyi ise o zaman aşılama denenebilir tabii ki. Yani tüp bebek değil. Ama mesela tüpünde tıkanıklık var. Yaşı 40 olmuş. Tüpü işte bir tanesi kapalı. Bir taraf açık ama diğer taraf kapalı. Ya da semende bir miktar aşağılara inmeler olmuş. İşte Ahmet Bey'in söylediği gibi morfolojide bu problem olmuş. Ya da işte efendim hareketinde azalmış falan. Bunlar bizim aşılamadaki başarı şansımızı aşağıya çekiyor. Yani %10'ların altında bir şansla aşılama denemektense o zaman bu tip hastalara tüp bebek öneriyoruz. Yani hasta geldiği zaman da artısı var gebe kaldığı için ama baştan aşağıya tekrar bir gözden geçirmemiz lazım. Ondan sonra tedavi seçeneği sunmamız lazım hastamıza. Yani bu hastanın bir daha tekrardan aşılama yaptırdım çocuğum oldu diye düşünmeden tekrar bir değerlendirmeden geçmesi aynen, lazım. Aynen, aynen. Çünkü genelde evet. Bizim bir çocuğumuz oldu hocam. Hani niye olmuyor diye de niye hani direkt tüp bebek madem aşılama denemiyoruz diyen bir hasta grubu da var. Hani direkt neden tüp bebek diye soruyorlar illaki. İşte ama onlara açıklamayı yapıyoruz biz. Tabii. Bu yani, hastamız da onlardan biri. Tabii ki. Hani aşılama yapmadan da mesela hasta kendinden bir çocuk sahibi olabilir. Ki bizim hastalarımızın yaklaşık %25'i öyle. Şimdi daha yeni iki tane çocuğu olan, üçüncü çocuk isteyen bir hastam vardı. Tüp bebek yapıyorum şu anda. Yani bakarsanız ilk tane yumurtalarını topladım, transferini yaptım işte geldim buraya. Tamam mı? Yani baktığımız zaman da üçüncü çocuk için bile yapıyoruz. Yani bu çocukların işte kendiliğinden olmuş olması çok güzel bir şey daha önceden. Ama sonra mesela semen parametresi kötüye gitmiş olabilir. Tüpü tıkanmış olabilir. Başka bir problem olabilir. Hastamızın yaşı ilerlemiş olabilir. O zaman tüp bebeğe kayarız tabii ki. Ama o zaman konuşuruz mutlaka. Derim ki bakın sizde şu sıkıntılar var. Bundan dolayı böyle bir işlem yapıyoruz. Şimdi burada bir hastamızda iyi günler Sami Hocam'a soracaktım. Tüp bebek tedavisinde kilo önemli mi diye sormuş hocam. İsterseniz çok önemli. Kısaca bir geçelim evet. İnanın çok önemli. Kilonun önemsiz olduğu bir yer var mı şu anda? Ya yok. Bizde şey yapıyor. Şimdi bir defa ilaç miktarımı artırıyor. Kullandığım ilaç miktarımı artıyor. Elde edeceğim yumurta sayısı kalitesi azalıyor. Transfer ettiğim zaman da bunlar hani güzel bile olsa transfer ettiğim zaman da gebelik başarım biraz aşağıya çekiliyor. Yani örnek vereceğim. Bir hastam vardı. Şimdi ismini telaffuz etmeyeyim. İki tane kızı var. Kızı diyorum özür dilerim. İki tane çocuğu var. İki çocuktan sonra üçüncü çocuk için bir sıkıntı yaşamışlar. Tüp bebek yapmak zorundayız hastaya. Tüp bebek tedavisi yapacağım. Hasta geldi her şey çok güzel. Daha önceden hani gebe kalmış olması benim için çok büyük bir avantaj. Tedaviye başladım. Harika embriyolar elde ettim. Gerçekten çok güzel. Hatta 3 paket halinde dondurduk biz bunları. İlkini çözdüm. Transferden sonra transferini yaptım. Gebelik yok. İnanamıyorum ya. 2 tane çocuğum var bunun. Her şey çok güzelken. Çok güzel embriyolar var. Aynen ama gebelik yok. İkinciyi yaptım. Hayret içerisinde yani gebelik yok. Hastamızın kilosu var ama yani. Tam hatırlamıyorum ama yüzler civarında bir kilosu var böyle. Çok fazla da değil aslında. Hani 100 kabul edebiliriz ya da 98 falan kabul edebiliriz.
Dedim ki ya bak üçüncü paketi çözüp transferini yapacağım. Gel seni zayıflatalım. Sağ olsun Büşra Hanım'la beraber hastamız çok böyle şeydi, sağlamdı. 30 kiloya yakın kilo verdi. Oo, ciddi bir kilo ama. İnanın tanıyamadım geldiği zamanda. Embriyo transferini yaptık, ikiz gebe kaldı bu sefer. Düşünebiliyor musunuz? Onların yerini. Bakın bilmiyorum. Aynı embriyolar, aynı kalitede, aynı kadına transfer yapıyorum. Bu kadar önemli yani kilo. Ha, ama şu da var, hastalarım da var mesela benim. Veremiyorum diyor hocam, beni zorlamayın diyor. Onlara da tabii ki bu haliyle transfer yapıyorum mutlaka. Ya hocam ben de onlardan birisiydim Büşra Hanım. Şu an aramızda yok ama yok veriliyormuş onu anladım ben. Şimdi iyi yayınlar. Biz tüp bebek yaptırdık. İlk denemede tuttu. Canlı yayında telefona bakamıyorum. Arıyorsunuz ama mesaj yazarsanız okuyabilirim. Devam edeceğim. Denemede ve ilk denemede tuttu. İlk kan testinde yüksek çıkıp ikinci gün sonra tekrarlanan teste düşük çıktı. Yani ben gebe kaldım mı yoksa hiç mi tutmadın? Neden? Hani Sami Hoca'ya sormak istiyorum. Tabii. Şimdi bizde isimlendirmeler var. Gebeliği biz şöyle tanımlıyoruz. Kimyasal gebelik diyoruz. Gebelik testinde pozitif çıkıyor. Sonrasında işte o bebeğin hücreleri yapışıyor. Anne vücuduna hormonu salgılıyor. Biz oradan görüyoruz. Evet bu gebedir diyoruz. Ama birkaç gün sonra ya da işte ultrasona geldiği zaman da bebeği göremiyoruz. Ya da o kan değerimiz aşağı inmiş oluyor. Bunun adı kimyasal gebeliktir. Bu kimyasal gebeliklerde bebek tutulmuştur ama ayrılmıştır. Devam etmiyordur. İkincisi klinik gebelik dediğimiz grup. Gebelik kesesini görüyoruz. İçinde canlı bebek görüyoruz. Buna da klinik gebelik diyoruz. Bir de devam eden gebelikler var. Bu da 12. haftanın üzerine çıkmışsa gebelik. Onu da devam eden gebelik olarak sınıflandırıyoruz. Şimdi hastamız çok güzel gebe kalmış ama devam etmemiş. Kimyasal gebelik olarak değerlendirmişiz. Ha, bu hasta ne yapacak? Tabii ki bu tip durumlarda yine ufak tefek araştırmalarımız var. Onları tamamladıktan sonra yeni denemeler. Çok güzel. Hani bir gebelik elde etmiş, kimyasal bile olsa bir gebelik elde etmiş. Bu bizim için çok güzel. Bu bile önemli değil mi hocam? Tabii ki çok önemli bir şey. Bundan sonrakilerde bu hastamız gebe kalabilir. Onun işaretidir. Onun için aslında hani tamam üzüntü verici bir durum ama sevineceğimiz taraflar da var burada baktığımız zaman da. İnşallah seyircimiz bizi izlemeye devam ediyorsa aslında güzel bir şey. Hani hem gebe kaldığını görebilmek, tedavi olabilmek bile güzel bir şey değil Bakın mi? Bir tane hastam vardı. Dün geldi Seda Hanım. Ben kendisine 3 defa yanılmıyorsam tüp bebek tedavisi yaptım. İlk ikisinde her şey çok güzel. Kendisi çok iyi ama gebelik elde edemedik. Üçünü de gebelik elde ettik. O kadar böyle çok sevindik ki yani hani o haberi aldığımız zaman da hastam işte ben demiştim bu hastam gebe kalırsa bütün ekibe yemek ısmarlayacağım falan diye onu da yerine getirdim. Hep beraber geldik. İşte baktım ultrasonda çok güzel. Kalp atımları var. Harika. İkinci geldi baktım çok güzel. Tamam mı? Artık uzak bir yerden geliyordu. Hani orada da baktırabilirsin diye konuştum. Beni aradı dedi ki hocam işte üçüncü ayda çocuğun kalp atımları yok. Yani yıkıldık. Herkes ama yani gerçekten çok kötü olduk. Geldi çok metanetliydi. Hocam dedi şükür dedi bak dedi hani ben bu gebeliği gördüm dedi. Ne kadar güzel. Bundan sonra Allah'ın hani bana verebileceğine inanıyorum dedi yani. Çok güzel yani hani tamam kötü bir yerden çıktık ama hani buradan da alabileceğimiz şeyler var. Onu anlatmaya çalışıyorum yani. Kimyasal gebelik ya da klinik gebelikte de kayıplarımız olabilir. Ama insanlar umutlarını yitirmemeleri lazım. Bu da... Yani bunu veren devamını da getir diye konuşmak lazım her zaman için. İyi günler hocam. Ben de NBC geni. Bir sene önce tüp bebekte ikiz bebeğim oldu. Onlarda NBC geni çıktı. Bunun tedavisi sizde var mı diye sormuş. Bu bir genetik rahatsızlık mı? Evet, evet. Bir tür muhtemelen ben de tam hani açık ismini yazmamış hastamız da çok büyük ihtimalle hani nöroblastoma olabilir mi acaba? Olabilir yani çıkarımda bulunmak istemedim ben de böyle. Biz de kısaltmaları bazen biliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Genetik hastalıklar oluyor. Mesela dün de böbrek problemi olan bir hastayla görüştüm. Hastanın kendisinde polikistik böbrek var. Ve ben tüp bebek yapacağım. Bu hastayla konuştum. Dedim ki ya bak ya, sende polikistik böbrek var. Ben sana tüp bebek yapacağım. Ama bu çocuğuna aktarılma ihtimali var bunun dedim. Tamam mı hastayla konuşurken?
lütfen dedim hani genetik doktoruyla görüş, böbrek hastalıklarına bakan doktorunla görüş. Eğer çocuğuna geçme şansı ihtimali varsa ben bunu ekarte edebilirim dedim. Şimdi hastamızın durumu da o. Bir tüp bebek yaptırmış. Hani farkında olmadan herhalde yani kendisi doktorunu uyarmamış bu konuda. Bende böyle bir hastalık var işte çocuk yapalım ama çocuğuma geçmesini istemem diye söylememiş. Şimdi bu hastalarda biz şuna bakıyoruz. O problemi tespit ediyoruz önce. Ki hastamızın mutasyonuna bakılmış ve var. Yani belli. Eşinden de yine aynı şekilde kanlarını falan alıyoruz. Ön çalışmamızı yaptıktan sonra tüp bebek yapıyoruz. Tüp bebekte embriyoları oluşturuyoruz. Her embriyodan küçük bir örnek alıyoruz. Nasıl sizden kan örneği alıp bakıyorsak embriyonun da bir nevi kanına baktık diyelim mesela. Bir örnek alıyoruz. O aldığımız örnekte bu gen taşıyıcılığı var mıdır? Hastalığı var mıdır? Onları analiz ediyoruz. Sağlam çıkan embriyoları anneye naklediyoruz. Hasta çıkanları da tabii hiçbir şekilde ne dondurma işlemi yapıyoruz ne de transfer işlemi yapıyoruz. Dolayısıyla o hastalık artık ondan sonraki nesillere geçmemiş oluyor. Yani hastalığı ortadan kaldırmış oluyoruz. Şimdi hocam sizi dinlerken şey aklıma geldi. Her bayanın çocuğu olacağında en çok korktuğu şey acaba bebeğimde herhangi bir sıkıntı olacak mı korkusu. İlla ki mesela keşke söyleseydi dediniz ya. Belki o anda aklına gelmedi ve şu anda keşke söyleseydim diyen bir sürü kişi vardır bizi izleyen. Evet. Ya da hasta çocuğu olanlar vardır. Hani bu şekilde bir genetik rahatsızlığı ayrıştırabilmek de aslında güzel bir şey. Ama bu şekilde yardımcı olabilmek, hani ikinci çocuğun da sıkıntılı olması bir anne için çok zor. Hani siz daha çok karşılaşıyorsunuzdur illa ki. Yani bu şekilde de genetik rahatsızlığı olan seyircilerimiz varsa bunların her hastalığın farklı bir tedavisi var değil mi hocam? Onu da yanlış söylemeyeyim ben ama. Şimdi şöyle hastalıkları değerlendirdiğimiz zaman da özellikle akraba evliliklerinde ama bazen akraba evliliği olmadan da olabiliyor bu tip hastalıklar. Yakınlarında bakın hani kendi ilk çocuğundan bahsetmiyorum. Yakınlarında hasta genetik geçişli bir hastalık varsa onların yeğenlerinde, kardeş çocuklarında, işte aile içerisinde böyle bir hastalık varsa bu sizde de taşıyıcı olabilir anlamını taşımakta. Bunun için bir genetik uzmanıyla görüşüp eğer evet sizde taşıyıcılık var cümlesini duyarsanız mutlaka bize gelin. Evet. Mutlaka yani. Çünkü biz bunları ekart edebiliyoruz, düzeltebiliyoruz. Yani kişiyi ileride sıkıntılı bir hani gebelik dönemi ve bebek büyütmektense bunu halledebiliyoruz. Örnek vereyim. Pompe diye bir hastalık var mesela. Karaciğer enzimleriyle ilgili bebek de ortaya çıkıyor. Bu hastalıkla ilgili olarak hasta çocuğu olan bir çift geldi bize. Yaklaşık bir 7-8 yıl önce geldiler. Muayenelerini yaptık. Bir araştırdık böyle. Hani dünyada kaç tane pompe bu konuda ekarte edilmiş diye. Hiç yok. İlk defa bakın pompe hastalığının analizini yapıp embriyodan ayıklanmasını dünyada ilk defa biz yaptık. Çocuğumuz gurur doğdu. Verici bir şey değil çocuğumuz mi? Doğdu. Tabii çok mutluyuz. Yani hani hep beraber çok mutlu olduk. Çocuğumuz doğdu. Şimdi çocuk büyürken aile istedi ki ikinci çocuğu yapalım hocam. Tamam dedim çok güzel hemen ikinci çocuğumuzu yapalım. Bu arada tam biz karar verdik. Hasta kendinden gebe kaldı. O kadar önemli ki bebek yine hasta çıktı. Doğan, ikinci bebek. Şimdi ilk bebeği kaybetmiştik. İkinci bebeği biz genetik olarak yaptık. Aile şimdi sağlıklı bir çocukları daha olsun istiyor. Tekrar geldi bize. Dedi ki hocam biz hani kendinden yaparsak böyle bir riskimiz var. Lütfen sen bizim bu hastalığımızı ekart ederek ikinci çocuğumuzu yapabilir misin? Pardon, sağlıklı ikinci çocuk ama üçüncü çocuk olacak. Biz tekrar tedaviye başladık. Yani bu tip durumlarda normal tüp bebeğin ötesinde işler yapmaktayız. Yani hani teknolojimiz, deneyimimiz o kadar iyi ki bakın 7-8 yıl öncesinden bahsediyorum. Biz bunları ortadan kaldırıyorduk. Şimdi artık çok daha üst düzeyde işler yapmaktayız. Hatice Hanım, hatta hocam Hatice Hanım'ı alayım ben. Hatice Hanım merhaba, hoş geldiniz. Hatice Hanım'la bugün çok konuşamayacağız herhalde. Özel Hatice arayacağım ben sizi. Hatice Hanım'ı çok beklettik herhalde. Böyle. Ben çok evet. Konuşuyorum galiba bugün. Hocam çok mesajımız var. Onlara da kısa kısa cevap verelim. Çünkü bekliyoruz seyircilerimiz ekran karşısında. Merhabalar. Bir sorum olacaktı Sami Hocam'a. Birinci çocuğum var. Doğumdan bir sene sonra ameliyat oldum. Bir çocuğum var. Doğumdan sonra ameliyat oldum. Yapışıklıklar var. Tüplerde tıkalı. Açıldı.
aradan 4 sene geçti. Şimdi çocuk istiyoruz. 7 aydır tedavi görüyorum. Bu yumurtlama ilaçlarından kullanıyor. İsim veremediğim için söyleyemiyorum. Kullanarak tüp bebek düşünmem gerekir mi? Gerekirse ne zaman düşünmeliyim? Teşekkür ederim diye yazmış. Şimdi bu hastalarda özellikle hasta ameliyat geçirmişse, çok üstüne basarak söylüyorum, bağırsak ameliyatlarında. Yani bazen apandis patlamış oluyor ya da başka bir bağırsak ameliyatı geçirmiş oluyor hasta. Sonra çikolata kisti ameliyatları, bunlar önemli. Ya da karın içi apse ameliyatlarından sonra tüplerde problem görebiliyoruz. Şimdi hastamız da böyle bir ameliyat geçirmiş. Şimdi çok iyi bir şekilde rahim filmi çekip tüplerinde hidrosalpinx adını verdiğimiz bir görüntü yoksa hastaya tedavi verilebilir. Aşılama da denenebilir. Sadece hemen tüp bebeğe geçmek çok mantıklı gözükmüyor. Ama tüplerde problem varsa hemen tüp bebeğe yine geçemiyoruz. Bakın, o hidrosalpinx'in mutlaka çıkartılması lazım. Veya işte rahimle ilişkisini kesmemiz lazım. Ondan sonra tüp bebek tedavisi yapıyoruz biz hastalarımıza. Tamam mı? Yani her hastanın kendisine göre hareket etmemiz lazım. Rahim filmi çekelim. Rahim filmindeki durum nedir, ona bakarak ona göre hareket etmemiz lazım bu hastalarda. Yani hani şu kadar mı beklemeyeyim, bu kadar mı beklemeliyim dışında özel ilgilenmek gerekiyor. Yani aslında klömen tedavisine, özür dilerim, hani yumurtlama tedavilerine başlamadan önce bunun yapılması lazım. Çünkü eğer rahim filminde tüpler tıkalıysa veya hidrosalpinx varsa sizin vereceğiniz hiçbir tedavi bu çifti çocuk sahibi yapmayacaktır. Önce onun düzeltilmesi lazım. Ondan sonra tüp bebek tedavisi falan yapılması gerekir. Şimdi bir seyircim bana kızıyor, hemen mesajını okuyacağım. 2 ay önce düşük yaptı gelinim. Şimdi 22'sinde adet olacak. Gününe var ama kan testi verdi 1 hafta önce. 1 hafta var gününe olması için. Gebelik testi 1.2 çıktı. Doktor hamile de olabilirsin demiş. Hamilelik var mı? Gününden önce yapılan tahlil de yüksek çıkmış. 9 senedir bebek hasreti çekiyoruz. Lütfen cevap verir misiniz? Merak ediyorum diye yazmış. Vallahi okudum. Tamam. Kızmayın. Ama hastamız şunu yapması lazım. Çok mesaj var bir de. Burada 9 senedir bekliyorsanız mutlaka profesyonel yardım almanız lazım. Mutlaka hani gerçekten çok iyi işinde iyi olan ekiple ve merkezle görüşmeniz lazım. 9 senedir. Bir de test için yapılması gereken şey şudur. Günü beklenecektir. O gün test yapılacaktır. Şimdi bu hastaya gebesinde denebilir, değilsin de denebilir. Tamam mı? Ne denirse densin, doğru cevap değildir. Bakın, sizin önce terazinizin doğru olduğundan emin olacaksınız. Ondan sonra tartmaya başlayacaksınız. Tamam mı? Ona göre diyeceksiniz ki senin işte efendim şeyin şudur, ağırlığın budur, bunun ağırlığı budur. Böyle yapılır. Yani siz gereksiz bir zamanda test yaparsanız, özellikle ben bunu tüp bebek hastalarında görüyorum. Bir gün hüngür hüngür ağlıyor ya. Hasta beni aradı. Diyor ki hocam negatif. Çocuk yok diyor. Transferden sonra. Senin transfer günün ne zamandı? 5 gün önce. Transferden 5 gün sonra test yapıyor. Negatif diyor, hüngür hüngür ağlıyor. Biz demişiz ki bakın bekleyin, 12 gün sonra bakın bu teste. 12 gün sonra baktık ve ikiz gebelik vardı. Ağladığıyla kaldı. O da değişik bir psikoloji hocam. Yani onlar hani siz tabii ki daha çok birebir görüşüyorsunuz ama o çok değişik bir psikoloji. Ama bakın biz şunu demiyoruz, deriz. 12 gün sonra değil, bir hafta sonra bak deriz o zaman. Hı. Öyle değil mi? Yani hani evet, bu testleri biz yaparız diye. Yani o zaman. Ya da hastamıza denir ki gebelik testi işte efendim adetten bir hafta önce bakın. Hayır, bütün idrarda yapılan gebelik testleri adet gününden sonra yapılır. Gecikmeniz varsa o zaman yapılır. Yani erken yaptığınız bir teste göre hiçbir şekilde bir şey söylenemez. O zaman diğer mesajıma geçiyorum. Evet. Merhabalar, benim Ali Sami hocama bir sorum olacaktı. 5 ay önce FSH 10, şimdi 27'ye çıkmış. LH 7.8. FSH niye bu kadar bir anda yükselmiş? Tüp bebek tedavisine başladık. Ahmet hocam eşimi TSH yapmıştı. Sperm çıktı ama az çıktı. Ne yapmalıyız diye sormuş. Yani bütün her şey var bu mesajda aslında şöyle bakarsak. Yani sperm çıkmış sonuçta. Ne güzel aslında. Azı çoğu bundan. Evet. Biraz önce başında demiştiniz bir sperm ben diye. Ben bir şey söyleyeyim. Mikro TSH ameliyatında biz testisten doku alıyoruz. Hani parçalıyoruz ya. O parçanın içerisindeki spermi sayamıyoruz. Her ameliyattan sonra sorulan şu, ne kadar çıktı diye.
Hani biz aslında 3-5 tanesini gördüğümüz zaman sperm var diyoruz ama o dokunun içinde sperm yığılı. Yani az değildir, o kesim vardır. Bilmiyorum kaçıncı tüp ebeveyn yapmış? Onu yazmamış hocam. Yani, şu an tedavideymiş zaten. Zaten bizim yaşında. Amacımız mikrotese cerrahisinde aldığımız parçayla en az 2-3 tüp ebeveyn uygulaması yapmak. O yüzden sperm için tabii ekstra bir şey yok, gerek şey yok. Ama tabii lazım. Diğer şey sorusunu bilemiyorum. Diğer soruyla ilgili diyeceğim şey şu. Hastalarımız kendileri bazen doktorun yerine kendini koyuyorlar. Bakın FSH değerinin 27 olduğundan bir öncekinin 10 olduğundan bahsediyor. İşte efendim E2 değeri, LH değerlerin buydu. İşte bu artmış, bu azalmış. Şimdi bu onların görevi değil aslında. İnternet öyle yazıyor. Ama internet de yazabilir. Şimdi bakın ben bir kuru fasulye yemeye gittiğim zaman da dedim ki bana bir kuru fasulye ver, bir tabak. Otururum, yerim, teşekkür eder, kalkar giderim. Ben kuru fasulyeciye şunları sorsam. Sen bunu kaç dakika kaynatıyorsun? Sen bu fasulyeyi işte efendim Erzurum'dan mı aldın yoksa Gümüşhane'den mi getirttin? Tamam mı? İşte efendim bunun içine koyduğun yağ hangi yağdı? Hemen bu yağ gerçekten güzel. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? O kuruma, o kişiye güveniniz azalmaya başlıyor. Sorgulamaya başladıkça bu sefer acaba bunlar bu işi güzel yapmıyorlar mı da böyle oluyor? Kendi kafanıza böyle gereksiz yere bir şeyler oluşturmaya başlıyorsunuz. Bakın özellikle AMH'da yaşıyorum ben bunu. Ya hüngür hüngür ağlayarak bana gelen o kadar çok hasta var ki. Hocam ben AMH'ma baktırdım ya da işte efendim başka bir yerde baktırdık. Benim AMH'm kötüymüş, benim yumurtalıklarım kötüymüş. Ne yapacağız? Tamam hadi kötüymüş de ne yapacağız? İnanın bakın AMH'sı 1'in altında 0.7-0.6 olmuş hasta, genç hasta panik de bana geldi. Şimdi dedi ki hocam bana hemen tüp bebek yap, menopoza giriyormuşum ben. Dedim tamam yapayım da hani böyle bir şey yok aslında. Yok olmaz hocam bana öyle dediler. Hastaya tüp bebek yaptım. 7 tane yumurta topladım düşünebiliyor musunuz? Ya bu hastaya baktığın zaman da menopoza giriyorum diye gelen hasta. 7 yumurta topladı. İkiz gebe kaldı bu kadın. Şimdi bu sefer ben de kendi kendimi sorgulamaya başlıyorum. Acaba ben yanlış mı yapıyorum diye. Tamam mı? Yani dolayısıyla doktora çok böyle müdahale etmemek lazım. Çok fazla doktorun işine karışmamak lazım. Biz hizmetimizi alacağız, geleceğiz. Hani çocuk istiyorsak doktor neyi uygun görüyorsa onu yapacağız. Ona göre de tedavimizin gereklerini yerine getirmemiz lazım. Şimdi düşünün belki hani biz hastaya böyle kötü şeyleri vermesek o hastaya ben Ereğli'den gelmişti. Tüp bebek yapmayacağım belki. Çünkü panik var artık yani benim çocuğum olmayacak korkusu var. İçine o girmiş. Sami Hoca'ya gittim mecburen o da bir şey yaptım. Yapmadı bekletti beni falan diyecek. İşte o korku vardı. Ama ikinciye kesin de yapmam ona. Derim ki bak senin kendinden çocuk sahibi olma ihtimalin var. Zaten birinciyi yaptık. İkinciyi bekleteceğim yani. Hani gelirse tekrar artık. Yani yaşta gençse. Şimdi çok güzel bir mesaj var. Habibi Hanım göndermiş. Tüp bebek yaptırmak istiyorum. Açıklar mısınız? Daha önce de denedik olmadı. Bu kadar. Habibi'ye şimdi selam söyleyelim. Habibi benim ne yaşını biliyoruz, ne spermini biliyoruz, ne eşinin durumunu biliyoruz, ne rahminin içini biliyoruz. Bunları bilmeden tabii ki Habibi'ye bir şey söyleme şansımız yok yani ama. Gel ne olursan ol yine gel. Öyle mi diyelim? Öyle diyeceğiz yani. Ancak öyle diyebiliriz. Ancak de gel bir ziyaret et. Bir bakalım bir muayene yapalım. Ona göre konuşalım diyebiliriz ancak diyebileceğim şey. Sonuçta şimdi 40 yaşında bir hastamız var. Ben 40 yaşındayım. 18 yıllık evliyim. 15 yaşında bir oğlum var. Oğlumdan önce 4 aylık gebeliğim. Kalbi durdu öldü. Ondan sonra oğlum oldu. 5 yıllara verdim. Tam bebek kaldı. Bebek kaldı tekrar 6,5 haftada deyince kalbi durdu dediler ve böyle 4 tane düşürdüm. Şu an yaşım 40. Yeni doktora gittim. Yine oğlum kardeş istediği için hormonlarıma, genetik testlerime baktılar. Yaşıma göre yumurtalarımın çok genç ve iyi olduğunu söyledi. Ama korkum genetik testimin kan pıhtılaşmasından dolayı çocukların ondan kandan beslenemeyip öldüğünü söyledi. Karnından vurulan iğnede vuruldum. Son iki bebekte ama fayda etmedi. Yine öldü. Bunun başka çaresi yok mu? Bebek değil de gebe kalınca pıhtılaşmadan
ne tedavisi edersiniz? Pıhtılaşmadan dolayı nasıl bir tedavi uygularsınız demek istemiş sanırım. Şimdi bu pıhtılaşmadır, bir aldı başını gidiyor değil mi hocam? Evet. Bebeğin mi düştü, kanlı pıhtılaşmam var. Sizin de mi düştü, bende de vardı kanlı pıhtılaşma diye. Bayanlar oturduğu zaman herkes böyle bir arşa çıkardı bu kanlı pıhtılaşma olayını. Ne diyorsunuz, bu hastada da böyle bir şey var mıdır sizce? Şimdi şunu size çok net olarak söyleyeyim. Bebek kayıplarının sebeplerine bakıldığı zaman da pıhtılaşma aslında o kadar yüksek bir oranda değil. Kayıp sebeplerine baktığımız zaman da. Çünkü bizim elimizde 3-5 tane şey var. Test var. Onlara bakıyoruz. Onlardan bir tanesi pozitif olursa pıhtılaşma var deniyor, geçiyor, gidiyor. Öyle ki bir tanesi toplumda %15-20 zaten var. Tamam mı? MTFR mutasyon diye bir şey var. Yani bu da pıhtılaşma testlerinin içerisinde bakılıyor. Ama bu testte kan sulandırıcı kullanmasına bile gerek yok hastamızın. Tamam mı? Ama pıhtılaşma var, işte mutlaka kan sulandırıcı kullanmam lazım. Yan etkileri var kan sulandırıcılarının. Görüyorsunuz nitekim kullandığı halde kaybetmiş bebeklerini. Öyle değil mi? Onun için yani aynı şeye bakmamak lazım, bunu çok takılmamak lazım. Tekrarlayan gebelik kayıplarıyla ilgili bizim yapabildiğimiz elimizdeki testler, muayene yöntemleriyle ancak %45-50'sini açıklayabiliyoruz. Çocuk kaybının sebebi budur diyoruz. Belki 20 yıl sonra, belki 30 yıl sonra bunların %80-90'ını açıklayabileceğiz. Ama şu anda yok. Karanlık olan bir %45-50'lik grubumuz var. Tamam mı? O gruba siz ilaç verseniz de, ilaç vermeseniz de şu anda bilmediğiniz için bir şey yapamıyorsunuz. Sadece ampirik tedavi dediğimiz, körlemesine verdiğimiz de kan sulandırıcılar, progesteron destekleri falan, bunlarla bir yere kadar gitmeye çalışıyoruz. Ama hastalar şuna dikkat etsinler. Şu çok önemli bir şey. 12 tane düşük yapmış canlı doğurttuğum hastam var. Bu bile bir umut ışığıdır hocam aslında. O kadar çok 8 tane düşük yapmış, 6 tane düşük yapmış hastayı doğurttum ki. Bakın inanın. Yani bu şu demektir. Yani ben 2 defa düşük yaptım. 3. doğurabilirsiniz. 4 defa düşük yaptım. 5. doğurabilirsiniz. Yani bu tamamen hastanın korkması gereken bir tablo değildir. Ha, yanlarında mutlaka profesyonel destek alabileceği hekimler olması lazım. O şekilde de yoluna devam etmesi lazım hastalarımızın. Çok mesajım var, çok arama var ama bana ayrılan süre bu kadar. Size bir teşekkür mesajıyla programı kapatacağım hocam. Merhabalar, iyi yayınlar. Ali Sami hocam bana 3 kez tüp bebek yaptı ve 3. de gebe kaldım. Şimdi 24 haftalık gebeyim. İnşallah biz de kızımızla Sami hocayı ziyaret edip resim çektireceğimiz günleri iple çekiyoruz. Şerife Acar hocam selam var size. Şerif Hanım, işte böyle güzel mesajlar geldiği zaman biz de mutlu oluyoruz. İnşallah herkes de böyle bol bol fotoğraf çekelim. Hatta ben hiç konuşmayayım, sürekli slide geçsin böyle hocam. O da olur. Ne kadar güzel. Tabii Şerife mutlu etti bizi tabii bunu, evet, yazarak. İşte yani hekime güvenmek. Şerife'nin ve eşinin gözlerinde zaten bize güven vardı. Yaptığımız işi biliyorlardı. Dolayısıyla hani 2 defa negatif sonuç alınınca biz de üzülüyoruz tabii ki hastamızla beraber. Ama şükür ki sonunda gayet güzel bir şekilde devam ediyor şu anda gebeli Şerife'nin. Biz de herkes adına size teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Bu programda bizden bu kadar. Mesajlarınız geliyor, kusura bakmayın, sürem yetmiyor. İlla ki böyle cevaplar kendi böyle kısa tutmaya çalışsak da konu biraz geniş. 0506-370-1222. Bu numarayı kaydedin. Kendiniz için, yakınlarınız için hafta içi ve hafta sonu istediğiniz zaman bizlere arayamıyorsanız bile mesaj çekin. Müsait oldukça doktorlarım yoğun çalışıyorlar. Sizlere dönüş yapacaklar. Bu haftalık bizden bu kadar. Sami hocam çok teşekkür ederim. Ahmet hocam size de çok teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak dileğiyle iyi hafta sonları.